Band der viele Kanada sehr Albert Güsbach aus Deutschland und Professor Dr. Rainer Post, also from Germany. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boxfans all over the world, it's time to fight! Der Kämpfer in der roten Ecke, the fighter in the red corner. Er ist 33 Jahre alt, 1,85 Meter groß, 75,9 Kilogramm schwer. 21 nakavt var, 36 galibiyeti bulunuyor. Sadece 2 kez kaybetti. Stanislav Kaştanov. 38 Kämpfe, 36 Sieger, 21 davon durch. K.O. 38 fights, 36 wins, 21 knockouts. He's a former world champion, he's ex-Weltmeister. And in his corner, in seiner Ecke, sein Trainer, his coach, Igor Gapon. Ladies and gentlemen, from Russia, Stanislav Kaştanov. Sein Gegner in der blauen Ecke, the fighter in the blue corner. Ist 31 Jahre alt. 1,86 meter, 86 His fitness coach, Sepp Maurer, Cutman, Eno Werner, and the seven-time former kickbox world champion, Miri Limani. My name is ladies and gentlemen, from Munich, the Berlin Kaslici. Der Kampf ist angesetzt auf 12 Runden. Arnold Kosovo'lular. Büyük heyecan içindeler. Avrupa'nın büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma geldi çattı. İyi seyirler Türkiye. I don't want to see punches, no kidney punches, no rabbit punches and no low blow. Good luck. Haydi başarılar çocuklar. İkinize de başarılar. Güzel bir maç izletin bize. Die Kämpfer sind bereit. So the fights begin. Karşılaşma için tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte birinci round başladı. Krasniqi ve Stanislav arasındaki Ebu'nun Avrupa'daki bir numaralı şampiyonluk mücadelesi D-Max'te canlı olarak başladı. Sol direkler deniyor. Çok iyi aparkatları bulunan bir isim. Krasniqi sevgili izleyiciler. Midesine uzanıyor şimdi Stanislav. Krasniqi sol direklerle uzanıyor şimdi. Sürekli denemelerde bulunuyor. Sol direk denemeleri var tekrar. Bir sol direk daha geliyor. Sol direkler arka arkaya geldi. Bir sol direk daha deniyor. İyi başladılar mücadeleye. Birbirlerine geçit vermiyorlar. Kolay kolay oyun kurdurmamaya çalışıyorlar birbirlerine. Krasniqi acele etmiyor. 12 round'luk bir karşılaşma dedim ya. Aparkat, çılgın aparkatlar vuran bir isim. Yine denedi. İsabet bulamadı ama. Çabaları ilk round içinde pek tutmadı iki boksör açısından da.
Şimdi yakalamayı başardı. Çok iyi yakaladı orada. Harika bir sağ köşe vurdu. Krasniqi. Sol direkler Krasniqi'den. Stanislav son dönemin en iyilerinden. Rus boksör mü? Yoksa Ukrayna'da doğdu. Rusya'da yaşıyor ama Rus kendisi. O bilgiyi de kısaca aktarayım sizlere. Etrafında dönüyor rakibinin. Krasniqi sol direk attı bir kez daha. Tekrar dönüyor. Sağ direk yolladı. Uppercut tutmadı. Stanislav o bölgeden anında kaçtı sevgili izleyiciler. Kendi açısından çok da iyi yaptı. İlk round tamamlandı. Bana göre bir Avrupa şampiyonluk mücadelesi için ilk roundda son derece hızlı ve atik başladılar. Ve ikinci round. Sol koşa girişimi vardı. Sol direk denemeleri var tekrar. Sol direk Krasniqi'den tekrar. İkisi de düz guard boksörler. Acayip tezahüratlar var salonda. Krasniqi lehine. Rus boksör biraz yalnız gibi salonda. Sol direk bir desene uzandı şimdi tekrar. Sol direk denemesi devam ediyor. Bir sol direk daha geldi. Krasniqi hareketli vaziyette. Boks gecesi. Twitter'daki tabelamız bu arkadaşlar. Sağ alt köşede boks gecesi şeffaf olarak yazıyor. Net olarak bakarsanız dikkatlice görebilirsiniz. Boks gecesi tabelamız bu. Türkçe harflerle hemen yorumlarınızı gönderin. Sağ sol direkler denedi tekrar. Sol direk bir kez daha. Stanislav sağ kroşeden iyi kurtardı kendisini. Sol direk bir kez daha Krasniqi'den. Sağ kroşe denedi Kosovalı boksör. Sağ sol direkler devam ediyor. Bir sol direk daha geldi. Davay davay seslerini duyuyorsunuz. Rus'un köşesinden. Sol direkler. Davay hadi hızlı hızlı çabuk. Hemen şimdi der gibi hadi hareketli ol der gibi bir anlama geliyor. Meşhur Rusların sözü. Salonda Krasniqi sözleri yankılanıyor adeta. Uppercut çok iyi sağ kroşe. Muazzam bastırıyor.
İki boksör de köşede tekrar. Krastici her roundda bir tane ders niteliğinde sağlam bir tane vuruyor. Sedat Demir demiş ki Kosovalı 4 roundda knockout eder. Ankara'dan selamlar demiş. Bakın bu sol direği var. İlyas aynı şekilde Kosovalı'nın knockout edeceğini düşünüyor. Pozisyonlar ekranlarda. Bir tane daha park attenimizi burada. Bu sağ kroşe fena değil. Üçüncü raunda hazırız. Ve Mehmet Yıldız yazmış sevgili izleyiciler. Kosovalıların kondisyonunu 12 raunda yayması durumunda çok daha başarılı olabileceğini düşünüyor izleyicimiz. Betül Yıldız kızımla birlikte izliyoruz demiş. Sol direk geliyor şimdi. Sol direk denedi tekrar. Arkasından bir direk daha denedi. Geriye çekildi. Stanislav'dan sağ direk vardı. Sol koşa dönüyor Stanislav. 33 yaşında Rus boksör. Fedor Çudinov, Andriy Shrotkin gibi Rusya'daki en önemli 3 süper orta siklet boksöründen biri Stanislav. Tam adı Stanislav Aleksandrovich Kaştanov. O dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna'nın Donetsk kentinde dünyaya geldi Rus boksör. Düz kart bir isim. Rakibi gibi tekrar sokuldu. Kariyerine geçici WBA'in süper orta siklet unvanı var. IBF'de uluslararası kemeri. Hafif ağır siklette Rusya şampiyonluğu bulunuyor. Stanislav Kaştanov'un sevgili izleyiciler. Sağ taraftaki, karşıdaki Rus. Kosovalı'dan sol direkt denemeleri var. Arka arkaya geliyor bunlar. 2003 yılında profesyonel oldu Stanislav Kaştanov. İlk 28 maçını üst üste kazandı. Sadece 2 kez kaybetti. 36 kez kazandı Stanislav. Çok iyi, sağlam yumruklar geliyor Krasniçi'den. Tekrar sol geldi. Stanislav sağ kroşe savurdu isabet ediyor. Kafasını o kadar hızlı çekemeseydi Krasniçi belki de indirebilirdi valla. Acayip sağlam bir sağ geldi. Tekrar yeltendi aparkata. Sol direk girişimleri var. Şimdi tekrar Stanislav karnına yöneldi rakibinin. Midesinden yakalar gibi oldu. Ataklar devam ediyor. Son saniyeler. Üçüncü raundu bitirmek üzereyiz. Üçüncü raunda tamamlandı. BMX ekranlarında heyecan bitmek tükenmek bilmiyor. Her hafta yeni heyecanlar. 9 Haziran'da gelecek hafta bugün bu saatlerde Tyson Fury saat 22.45'te yayına gireceğiz. Haftaya cumartesi Tyson Fury Sefer Seferi ile karşı karşıya gelecek. 2,5 yıl sonra Çingeneler Kralı lakaplı boksör ringe çıkacak. Az önce de Heidi geldi ekranlara. Heidi Rustaku Krasniçi. Kim bu isim? Krasniçi'nin eşi sevgili izleyiciler. Şu anda ekranlara gelen Krasniçi'nin. Dördüncü round.
sol direk denemesi var. Robin Krasniqi'nin arka arkaya sol direkler. Sağ deridi eldivenine kalıyor. Stanislav'ın. Stanislav. Akıllı maç çıkartıyor açıkçası. Çokça hızlıca, fütursuzca rakibin üzerine gitmiyor. Uppercut denedi, tutmadı. Krasniqi sol direk uzatıyor. Sağ direk yolladı şimdi. Arkasından midesine uzanıyor. Sol direkler arka arkaya Stanislav'dan. Bu maçı kim kazanır? Kim kaybeder? Yorumlarınızı alacağım birazdan. Instagram'da Bilgehan Demir arkadaşlar. Canlı yayındayız. Yorumlarınızı gönderin. Canlı canlı okumaya çalışacağım. Instagram'da Bilgehan Demir. Sağ direk geldi şimdi. Krasniqi'den sevgili izleyiciler. Bayağı hareketlendi. Mükemmel bir sağ kroşe. Harikaydı bu. Stanislav. Hızlıca üzerine gitmeye çalışıyor. Krasniqi. Uppercut'a izin vermedi. Mesafeyi kapattı orada Arnavut. Kosovalı. Sağ koşu. Sol direk geliyor bir kez daha. Uppercut tutmadı. Krasniqi ikinciye boşa geçiyor. Boşa sallanan yumruklar devam ediyor. Krasniqi sağ koşesini yolladı, kafasının üzerinden sıyırdı geçti. Sol direk bir tane. Uppercut sol direk. Tekrar sıkıştırmaya çalışıyor rakibini. Sağ koşesi vurdu. Sağ direk geliyor. Stanislav'a uppercut denedi. Stanislav her şeye rağmen pres yapıyor rakibine. Kesinlikle geri vites yapmıyor Rus. Oğuz beyaz yüz. Adam harbiden uppercutçıymış, helal olsun diyor. Muazzam uppercutları olan bir isim ama bunlar şimdi karavana gitti. Pek isabet etmedi. Bu sağ kroşesi fena değildi. Bu sağ direk de iyiydi. Krasniqi'den, Kosovalı'dan. Göktürk Kılıç demiş ki Rus kolluyor bakın. Sağ indirecek. Yavaş gidiyor ama indirecek demiş. 92 Süleyman Rus alır kesinlikle demiş. Eşi Heidi ekranlara bir kez daha geldi. Hacı Krasniqi'nin. Heidi Luştaku Krasniqi. Sol direk. Sol direkler devam ediyor. Sol koşa bir kez daha. İdesine uzanıyor. Arka arkaya sol koşeler, sağ koşeler. Tempo hiç inmedi. Sol direk bir kez daha. İdesine uzanmaya çalışıyor Stanislav. Hiç nakavt olmadı. İki kez puan da kaybetti Stanislav Kaşdarov. Söyledim ya sizlere. 36 galibiyeti var 21 nakavtla. Sadece iki kez yenildi. 38 maçta sadece iki kez yenildi. İkisinde de puanla yenildi.
Krasniqi ona knockout'un nasıl bir şey olduğunu tattıracağım demişti. Sağ direk geliyor Stanislav'dan, Rus boksörden. Yıl sonra ilk kez Almanya'da ringe çıkıyor. 2005 yılında kariyerinin 12. maçını Stanislav Almanya'da yapmıştı. 13 yıl sonra ilk kez burada ringe çıkmış vaziyette Rus boksör Stanislav Kaşlanov. Robin Krasniqi'nin ise hayatı burada geçiyor. Zaten Münih'te yaşıyor. Sol röker. Sol direkler. Stanislav bir sol direkte aldı. Midesine uzanıyor. İkisi de 1.86 boyunda sevgili izleyiciler. Stanislav söylemiştim 33 yaşında diye. Robin Krasniqi, Hacı Robin Krasniqi 31 yaşında. Sağ gönderdi. Fena değil. İyi yakaladı. Krasniqi'nin knockout oranı %33. %33 knockout oranı var. Stanislav'ın daha fazla. %55. Karaciğere doğru yöneldi Stanislav. 5. round'u bitirmek üzereyiz. Baskısı artıyor Rus boksörün. Arka arkaya isabetler buldu. Hacı Krasniqi karşısında. 5. round'u bitirdik. 5 yenilgisi var demiştim sizlere Krasniqi'nin. 5 yenilgisinde sadece bir kez knockout oldu. Jürgen Prefer karşılaşmasında maçı yarıda bırakmıştı sevgili izleyiciler. Öyle yeri öperek değildi. Bakın aparkatın güzelliğini gördünüz mü? İnanılmaz bir aparkat. Eşinin de sevinci böyleydi. Heydi. Попидай. Muazzam bir tempo karşılaşmada. Внимательно здесь. Sağ direkt tam çenesinden yakalamayı başarıyor. Şimdiden Emre Çukur'un bundan sonraki maçı ne zaman olur diye sormaya başladılar. Demek ki Emre'yi beğenmiş izleyicilerimiz. Ben de Emre Çukur'un karşılaşmasını ekranlara getirebilmek için açıkçası Emre Levent Çukur'la konuşmalarımızdan sonra ne kadar önemli olduğunu idrak edip ekranlara getirmek istedim. Sağ direk geliyor şimdi. Bir sol direk girişimi var daha. Sol direklerle Stanislav Rus boksör midesine inmeye çalıştı. Kosovalı boksörün. Temposunu sürükleme çabası devam ediyor. Sol direkler istiyor. Krasniqi'nin köşesi. Tyson Fury, Vladimir Klitschko maçı birazdan sevgili izleyiciler. Ekranlarda olacak. Tamamını izleyeceksiniz. Linke hoch, gut so. Rechte schlagen und linke absichern danach. Linke sol direkler var. Bir sol direk daha midesine. Krasniqi sol direkler devam ediyor. Ya. Sol direkler devam ediyor. Gut so. Hau mal selber auf die Leber. Ya. Sol direk geldi tekrar. Sağ geldi bir kez daha. Bir tane daha geliyor. Çok iyi bu. Krasniqi daha sevgili izleyiciler. Jawohl, bewege dich bisschen. Bleib stehen, jetzt kommt selber. Hände hoch, rechte Konter. Jawohl. Gut so.
Linke hoch. Linke hoch. Sol direkler devam ettiği midesine kadar uzanmayı başarıyor. Mal 1-2. 1-2 mit linke Hake 3. Jawohl. İşte bu. Bayağı iyi, bayağı. Tempoyu yükseltiyor. Kontrolliert, kontrolliert. Nicht schlagen, kontrolliert. Atmen. Jawohl. Ruhig, alles richtig. Jawohl. Linke schlagen nach links meiden. Rastici yeni bir oyun kurma çabası içinde. Harika park attırması devam ediyor. Daya schnell, schnell Daya. Jawohl. Hände hoch. Round'u bitirdik. Oyun kurmak iki taraf için de zor oluyor. Round içinde yeterince savaşıyorlar. Bir an bile boşluk vermeden mücadelelerine devam ediyorlar. Dann kommt 1 2 3 4 mit zwei Harte. Ja? Die Feine kann ausatmen mit Nase sein, aber den Mund aufhalten. Genau so weiter, Robert. Ja? Ja? Sehr gut. Aber dann wieder, wenn du hast getroffen und so, du siehst, wenn du den Unterstand da, das meine ich kontrollieren. Und immer wieder, wenn du jetzt sehr gut. Ganz ruhig jetzt, mein Dauer. Yeni Round'a hazır mıyız sevgili izleyiciler? Yedinci round başladı. Sol direkt bir kez daha. Sol direkt girişimleri var. Rus boksör midesine indi tekrar. Sol direktlerle uzanmaya çalışıyor Krasniqi. Sol direkt bir kez daha. Yeniden sol direkt geliyor. Acele etmiyorlar. Yedinci rounda kadar taşıdılar karşılaşmayı. Bir an bile boşluk vermemek niyetindeler. Uzatıyor. Sol kroşe, sağ kroşe girişimleri Stanislav'dan. Stanislav sağ sol direkler aldı Krasniqi'den. Stanislav biraz daha baskısını arttırdı rakibinin üzerinde. Bu şekilde karşılaşmayı farklı bir yöne doğru sevk edebilir. Kosovalı'nın kader mücadelesi tıpkı Emre Çukur'un kader mücadelesi gibi bu maçta aynen öyle. Garaj yerine sokuldu Stanislav. Kolay lokma olmadığını şu ana kadar gösterdi. Rus boksörün net darbeleri var. Sol direkt bir kez daha. Kokmak sesini duyduk. Round'u bitirmek üzereyiz. Yedinci round'da tamamlanıyor. Köşeye sıkıştı Krasniqi. Sağ kroşe geldi. Yedinci round bitti. Bence her şeyi yeniden planlamalılar Krasniqi için. Gidişat o kadar da
iyi değil. Yani maçın ivmesi, eğilimi, momentumu bence biraz Rus'a doğru kaymaya başladı. Nasıl gidiyor karşılaşma? Kim önde kim geride sizce? Sekizinci round başlatıldı. Sol direk geliyor şimdi. Meraklı arkadaşlarınızı hemen etiketleyin. Vladimir Klitschko, Tyson Fury birazdan. Sağlı sollu kroşeler sol direkten. Bir sol direk daha. Sağ koşa savurdu isabet. Yok gibi. Kosovalı boksör. Robin Krasniqi 1987'de Kosova'nın Yunik şehrinde dünyaya geldi. Tam ismi Hacı Krasniqi. Aslında gerçek ismi Hacı. Hacı anlamına geliyor, bizim bildiğimiz Hacı anlamına. 15 yaşında Kosova'da dövüş sporlarına başladı. 17 yaşındaysa tekniği, kıvraklığı çok ön plandaydı. Karate yaptı. Yıllarca Robin Hacı Krasniqi. Linke 2006 yılında profesyonel boksa başladı ve 34 maç üst üste kazandı. Sol koşa girişimi var Rus boksörün. ...2013 yılında WBO Dünya Şampiyonluk maçında Nathan Cleaver'li karşısına çıkmıştı ama çok büyük saygı duyuldu o maçta İngiltere'de, Londra'da ama kaybetmişti Krasniqi. Robin Krasniqi. Robin Krasniqi'nin, şöyle söyleyeyim, bir düzeltme yapmak istiyorum sizlere. İlk 3 maçının 2 tanesini kaybetmiştir Krasniqi. Ondan sonra 34 maç üst üste kazandı. Sağ direk geliyor Stanislav'dan. Sol direk midesine, sol direk mide yukarıya doğru. Arka arkaya sol direk denemeleri var. Maç hızlandı. Tempo geldi karşılaşmaya. Krasniqi sol direk vurdu. Arkasından bir tane daha. Arka arkaya bu yumruklarla roundu tamamlıyorlar. Seyircilerden gelen enteresan yorumlar var. Turabi ile Adem Kılıççı maç yapsa ne olur diye. Yani ben bu soruya cevap aslında vermemem lazım. Arkadaşlar, Adem Kılıççı dediğiniz adam dünyada bir tek olimpiyat şampiyonu olmadı neredeyse. Onun olimpiyat madalyası almadı, onun dışında her yerde aldı. Stanislav'ın eşi de ekranlara geldi az önce.
Boldrek geldi mükemmel. Arkasından Stanislav da karşılığını verdi. Ama muazzamdı. Adrese teslim, süper bir yumruk çıkarttı Krasniqi. Soldrek geliyor şimdi. Sol koşa geliyor bir tane daha. Arkasından sol koşa yeniden. Sağ koşa Robin Krasniqi. Böyle yumruklarla ancak ayakta kalabilirsin. Zafere ancak böyle ulaşabilirsin. Soldrekler. Maçın sonlarına doğru yaklaştık. Kritik roundlar geliyor. Emre Çukur bu akşam 114-113 kazandı. Yani bir puanı da silinmişti açıkçası. Koşa geldi şimdi. Sol direk bir kez daha. Sağ direk uzattı. Sol direk bir kez daha. Mükemmel bir sağ. İnanılmaz bir right hook denemesi ve başarılı. Stanislav da bastırıyor. Maça can geldi. Maça tat geldi sevgili izleyiciler. Stanislav'dan Rus boksör bastırıyor. Kariyerinde ikisinin de vazgeçilmez maçı durumunda. Arthur Abraham'a kaybettikten sonra kazanmıştı sevgili izleyiciler. Robin Krasniqi'den bahsediyorum. Bartolomei Grafka karşısında elde ettiği puanlı galibiyet vardı. Abraham'a yenildikten sonra harika bir sağ daha geldi. Olağanüstü. Van de Ville karşılaşmanın Belçikalı hakemi iki boksörü de köşesine yolluyor. Van de Ville sevgili izleyiciler. Sizlere şöyle söyleyeyim. 1162 maçta görev almış bir hakem. Belçikalı. Avrupa'nın vazgeçilmez isimlerinden çok çok önemli bir hakem. Türkiye'de de defalarca maça çıktı. Burada savaştıkları yer, karaciğerinden yakaladığı yer. Stanislav'ın çok iyi yakalamış. Onuncu round. Müthiş yumruklarla üzerine gitti tekrar. Belçikalı ayırıyor şimdi. Sağ köşe. Bir tane daha vuruyor. Neler oluyor böyle? Muazzam. Aparkat sol köşe. Stanislav da bastırdı. Robin Krasniqi knockout'a doğru gitmek istiyor. 10. round'da muazzam bir performans. Harikulade bir pres. Herkes ayağa kalktı salonda. Bir arenada Almanya'da yıkılıyor ortalık. Şimdi Stanislav bastırdı. Vay canına, inanılmaz bir 10. round.
Neler gördük 10. notta gerçekten müthiş bir heyecan. Aparkat geldi şimdi yeniden. Ama blokta kaldı bu kez. Sağ direk vuruyor Robin Krasnici. Stanislav o girdaptan çıkmayı başarıyor galiba değil mi? Sağ direk Stanislav. Geri dönüş yapar mı? Yapabilir, neden olmasın. Sol direkler yeniden. Bir sol direk daha. Sol koşu girişimi var. Gözü hakemin Krasnici'de. Aparkat tutmadı. Haybe'ye vurdu bu kez. Krasnici sağ direği mükemmel oturtturdu. Sol direği de vurdu çekildi. 10. round'da adeta resital sergiliyor Kosovalı Hagi Krasnici. Kariyerindeki en iyi roundlarından birini geride bırakıyor. Kosovalı süperstar. Kosova'nın süperstarı. Dünya çapında süperstar mı? Bu tartışılır. Ama Kosova'nın süperstarı bu kesin. Avrupa'nın yıldızı. Bu da kesin. Bakın şuna neler yapıyor. Arka arkaya bu yumruklarla nasıl ayakta kaldı akıl alır gibi değil. Fikriniz değişti mi? Bu kez Facebook'tan yazalım arkadaşlar. Geçen gün caddede yürürken bir büyüğüm rastladı bana da. İsmail Bey unutmuyorum. Bana soy ismini bilmiyorum tabii. Bana dedi ki hep dedi benim bir tek Facebook'um var. Neden oradan yorumları okumuyorsun? Ben oradan yazmak istiyorum. Benim başka bir şeyim yok diyor. O İsmail amcamız gibi. Ben de o zaman diyeyim ki Facebook'tan M Bilgehan Demir Facebook M Bilgehan Demir oradan yorumları göndereyim biraz da son iki round'da oradan okuyalım arkadaşlar. Sondan ikinci iletinin altına son iki iletinin altına paylaşabilirsiniz yorumlarınızı. Karşılaşmada 11. round. Doğru söylüyor amcamız. Sadece Instagram ve Twitter yok. Büyüklerimiz genelde Facebook kullanıyor. Bu doğru. Sol direk geldi şimdi. Robin Krasnici'den. Maçı kim kazanır? Yorumlarınızı bekliyorum oradan. Facebook'tan Bilgehan Demir diye arattığınızda zaten çıkar en üstte. Şimdi Krasnici hareketli vaziyette. Kapalı vaziyette şimdi tekrar. Sol direk vurdu bir tane. Ve Stanislav adeta var olma savaşı veriyor karşılaşmada sevgili izleyiciler. Uygar Arslan. Rus boksör 12 round'da fişi çeker demiş. Alparslan Yalçın harika maç Kosovalı'dan galibiyet bekliyorum demiş. Kadir Özkoçak son round'larda çok dağınık dövüşüyorlar demiş. Krasnici iplere sıkıştı. Stanislav bastırıyor. 11. round'da kontrol Rus boksöre geçti. Aradan bir sol direk aldı Rus boksör. Sağ direk varını yoğun ortaya koyar gibi vurdu. Sağ direk yolluyor şimdi. Van de Fiele maçı rakibi. Daniel Van de Fiele.
Osman Özgöçmen. Rus iyi dayandı demiş. İkisinin de çok çok denk boksörler olduğunu söyleyebilirim. Sağ sol koşeler Stanislav'dan. 11. round'da Krasniqi Stanislav'a ne yaptıysa 10. round'da 11. round'da da Stanislav Krasniqi'ye onu yapar gibi. Tabii Krasniqi'ninki çok daha baskın, çok daha net darbelerdi. Serkan Sarıdoğan demiş ki maç Rus'un hakkı demiş. İşte bakın burada pozisyonlar, arka arkaya darbeler, Stanislav'ın baskıları. Amerikalıların, İngilizlerin Max and Noise'unu Almanya'da bu şekilde yaptılar. Tribünleri hareketlendirdiler. Coşturuyorlar sevgili izleyiciler. 12. ve son round başladı çünkü. Sol direk Stanislav, sağ kroşe Stanislav. Rus boksör arka arkaya bu yumruklar atıyor. Ayağa takıldı bir an. Sol direk geliyor. Sol direk Krasniqi. Van de Fiele. Haziran ayı, boks ayı sevgili izleyiciler. Büyük heyecanların yaşanacağı bir aydayız. Sağ kroşe geliyor. Haftaya Tyson Fury, sefer seferi karşılaşması. Terry Flanagan'ın maçı var. Dünya şampiyonluk mücadelesi. Sol direk, sağ direk. Karşılıklı yumruklar. Morris Hooker, Terry Flanagan'ın rakibi olacak. Harika yumruklar geliyor karşılıklı. Köşeye oturun dedi Van de Fiele. Ne yapsın köşeler, çıldırmış gibiler. Son saniyeler, maç bitiyor. Ebru'nun Avrupa şampiyonluk mücadelesi. Avrupa'nın bir numaralı şampiyonluk kemeri için. Olağanüstü bir mücadele var ringde. Krasniqi yakalanmamaya çalışıyor. Her hafta büyük yayınlar sizi bekliyor bu Haziran'da. D-Max'e kilitleneceksiniz Haziran'da. Her cumartesi muazzam işler var. Krasniqi son 15 saniye mi sakladı yumruklarını? Stanislav 11. 12. roundlarda çok iyi. 10. roundda ama buldozer gibiydi Krasniqi. Sağ direk attı, isabet yok. Krasniqi maçı kazandığına inanıyor ki baskı yapmadı. 12. round bitti sevgili izleyiciler. Kim kazandı, kim kaybetti? Şimdi puanlama belli olacak. Seyircilerimizin çok büyük bir bölümü Rus'un kazandığını söylüyor. Ciddi bir bölümde Krasniqi'nin. Acaba kim kazandı, kim kaybetti şimdi göreceğiz.
160, 113 Luigi Muratore. 117, 111 Ernst Salzgeber. 116, 112. 116, 113, 117, 111, 116, 112. 3 ortak kararla İşte Krasniqi Ebu'nun Avrupa şampiyonu oluyor. Bir numaralı süper orta sikleti oluyor sevgili izleyiciler.